Evet, iyi akşamlar. Tekrar bir cuma akşamı Moda TV ailesinden sizlere iyi akşamlar diliyorum. Evet, Sivil Toplumun Sesi programında bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Gerçekten bu akşam da gönül isterdi ki maskelerimizi hep atalım ve gerçekten özlediğimiz ve hak ettiğimiz hayata dönelim isterdik. Ama maalesef hastalık gittikçe arttı ve bu artışın sonucunda da maalesef insanlarımız duyarsızlaştıkça duyarsızlaştı ve bu duyarsızlığının sonunda da hastalığımız önlenemeyecek boyuta geldi. Bu anlamda ben hem hastalığımıza ve dikkat çekmek anlamında tedbirlere uyulması anlamında maskeli programı sunmak istiyorum. Hem konuğumuza saygı duymak hem de sizlere bir mesaj vermek anlamında. Gerçekten bir şehirde şehrin oluş sebepleri hizmet anlamında çeşitlendirilmesi anlamında ve geleceğine imza atması anlamında sivil toplumlar ve sivil toplum örgütleri çok önemli mihenk taşlarını oluştururlar. Ve bu sivil toplum örgütleri aynı zamanda tamamen karşılıksız zamanlarından vererek, ceplerinden vererek, ailelerinden vererek şehirlerine hizmet ederler. Adeta o şehirlerin gizli kahramanlarıdır. Ben bunu söylemekten hiçbir zaman geri durmayacağım. Çünkü biz de kendi alanımızda turizmle alakalı, şehrimizin sinir uçlarıyla alakalı doğru dokunmaları anlamında biz de çok mesajlar veriyoruz ve dinlendiğimizi de görüyoruz. Gerçekten bu akşam da arka fonumuzda Ünye'mizin çok kıymetli tarihi değeri olan Çifte Hamam var. Bununla ilgili de ilerleyen dakikalarda onun nedenini size anlatacağım. Bu akşam gerçekten yaşadığınız sadece şehrin değil, bir köyün, bir mahallenin ve aynı zamanda da evinizin ne kadar bir statüde olduğunu, tabii ki eski evlerle ilgili söylüyorum, ne kadar önemli olduğunu anlatacağımız çok kıymetli bir konuğum var. Ve bu anlamda gerçekten tarih ve kültürün bilinmeyenlerini halk diliyle, yani özümüzle anlatan, araştıran, kayıt altına alan ve kültürümüzü, dünümüzü, bugünümüzü, yarınımızı gerçekten bizlere örnek yapacak, örnek çalışmalar hazırlayan bir misafirim var. Ünye Tarih, Kültür ve Doğal Varlıkları Araştırma Derneği Başkanı Sayın Ahmet Soylu Başkanımız burada. Evet, hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Gerçekten Ahmet Soylu Başkanımız hem tarih öğretmenliği kimliğiyle, hem tarihçi kimliğiyle, hem memleketine olan hizmet aşkıyla çok özel bir çalışma yapıyor ve bu çalışmalarla ilgili de farklı bir pencereden, doğru bir pencereden bu akşam güzel bir sayfa açacağız. Ben özellikle Sayın Başkanım size şunu sormak istiyorum. Tamam, biz sizleri şahsi olarak tanıyoruz ama sizi bilmek isteyenlere bu değerli çalışmayı yaptığınızdan dolayı kimmiş Ahmet Soylu dendiğinde kısaca kendinizden bahseder misiniz? Evet, teşekkür ediyorum. İzleyicilere de teşekkür ediyoruz. Ahmet Soylu 1967, Akkuş Kocaeli doğumlu. 1972 yılından beri Ünye'de oturuyor. Ünye Saraçlı İlkokulu vardı çocukluğumuzda. Orada okuyor. İlkokulu orada bitiriyor. Bir yıl Orta Cami'nin üzerinde Kur'an kursu eğitimi devam ediyor. Sonra 7 yıl İmam Hatip Lisesi devam ediyor. Daha sonra birkaç yıl İmam Hatiplik yapıyor. Daha sonra öğretmenlik olarak sınıf öğretmenliği bölümüne başlıyor. Şırnak, Çaybaşı, İlköğüz ve şu an Şehit Cemal Mutlu İlkokulu'nda 17. yılı çalışıyoruz. Bu süreçte Ünye ile ilgili özellikle Ünye'nin eski evlerinin ve eski dokusunun olduğu yıllarda biz Saraçlı İlkokulu'ndan çarşıya gelir, günlük gazeteleri alır, Kültür Edebiyat Kulübü adı altında o çalışmalarımızla bizde aslında Ünye sevgisi başlamıştı farkında olmadan. Tabii o zaman Çınarlık'taki devasa çınar ağaçları duruyordu. Şehrin içindeki bazı mekanlar, yapılar duruyordu. Yaşlı insanlarımız duruyordu. O bize şehri farklı bakmayı alıştırdı diye düşünüyoruz. Yani biz Aslında aslında şu onlarla sizin temasınızdan kaynaklı bir başlangıç oldu ben belki de. öyle düşünüyorum. Mesela Evet. şimdi özellikle Yalı bölgesinde ben çocukken her 2 günde bir eski evler yanardı. Şimdi normal betonarme evler yanardı, çok dikkatimi çekmezdi. Ama biz özellikle o Yalı hattındaki Osmanlı Türk İslam mimarili evlerimiz yandığında ben üzülürdüm. O bende o oluşmuş. Ya ilkokul öğretmenim
Mustafa Güdübey vardı. Muhtemelen o maaşla da onu da bilmiyoruz. Ama bir yerden o aşı bize alınmıştı. Kendimiz bütün bunları yaklaşık bir 30-35 yıl uzaktan gözlemledim. Bir de ben dediğim gibi Orta Cami'nin üzerinde bir yıl gibi bir uzun süreçte kaldığımda o çarşıdaki Orta Çarşı esnafını, o esnaf kültürünü, mesela o şu anki Nalcı Pazarı dediğimiz pazarımız vardı bizim Saray Camii'nin orada. O pazarımız vardı. Tabii bunlar benim belki kişiliğimi etki eden, kültüre bakışımı etkileyen faktörler oldu ama öyle bir süreç oluştu. Tabii bir süreç sonra ne yapabiliriz diye başladığımızda aradan yıllar geçtikten sonra geç kalan bir süreçten sonra biz de kendimizi Ünye için, Ünye tarihi için, Ünye kültürü için bir şeyler yapabilir diye düşündüm. Ben şunu düşünüyorum. Ben Ahmet Soylu olarak, bir Akkuşlu olarak şunu düşünüyorum. Akkuş'un arkası Karadeniz'in mihenk noktası olan Niksar. Evet. Aşağıya döndüğünüzde Ünye kültürü, işte Fatsa'dan evliyim, işte yarısı akrabalarımız Terbet. Yani coğrafyanın insanı olmuşsunuz. Tam ben coğrafyanın insanı olduğumu düşünüyorum. Yani şu an Ünye'nin köylerini gezdiğimde her köyde, yani diyelim 80 köy varsa 60'ında akrabamın olduğunu gördüm. Ben tanımıyorum ama köyde gittiğimde onları öğrendim. Tabii Ünye'de doğup büyüyorsunuz. Böyle bir ilginiz var. Bu bize katkı yaptığını düşünüyorum. Bunu da artık uygulamaya geçirebilir miyiz noktasında da geçirmeye başladığımızı düşünüyoruz. Evet. Bu anlamda da zaten bunu uygulama, sahada uygulama anlamında resmi bir kimlik kazandınız. Tabii. Yani derneği kurdunuz. Tabii. Kısaca dernekten bahsettikten sonra sizin diğer konularımıza geçmek istiyorum. Şimdi ben özellikle dernek kurduk. Tabii dernek Ünye Yerel Tarih Kültür Çalışmaları Yerel Tarih Grubu olarak bir başladı Ünye bölge. Sadece Ünye'de başlayan bir hareket değil. Türkiye'nin genelinde başlayan, işte sponsoru farklı olan ya da farklı yorumları olan ama Ünye için çok katkıları olan gelişmeler oldu. Özellikle ben bu noktada Ünye Tarih Grubu kurulana kadar 1930 yılından beri Ünye için yazan, çizen kıymetli büyüklerimiz var. Mesela M. Bahattin Bey, Burhan Hanhan Bey, özellikle ben de öğretmenim, Orhan Bora Bey ve daha sonra yakın zamanda kaybettiğimiz bankacı Yüksel Şen Bey. Evet, ve aynı Allah zamanda hepimizin çok üzüldüğü Ufuk Mistef Ufuk Bey, özellikle evet. Bunlara da Allah rahmet eylesin diyorum. Ve bu süreçte yaklaşık 83'ten sonra Ünye'de bir kıpırdanma oldu. Çok geç olan bir kıpırdanmaydı ama çok kaliteli abilerimiz geldi. Ahmet Kabel, işte Ahmet Varilci. Hepsini evet. Sayma şansımız yok. Çünkü ben o şeyleri takip ediyorum. Yani benim kataloğum var bu konuda. Çok uzun sürecek. Bir de burada biz şu şansımız oldu Ünye'nin. Arşivle ilgili bizim yetişmiş insanımız vardı. Mesela ben özür diliyorum ama Fatsa'nın bu şansı yok. Şimdi Niksar'ın da bu şansı yok. Mesela Niksar'ın nüfus defteri hala elden ele dolaşmıyor. Ya da Niksar'da bir tahrir defteri elden ele dolaşmıyor. Fatsa'da dolaşmıyor, Terme'de dolaşmıyor, Çarşamba'da dolaşmıyor. Şimdi Ünye'nin tabii tarihi dokusu var ama tabii Niksar'la kıyaslayabilir miyiz? Kıyaslayacağımız yerler var. Tarihi değer anlamında belki sayı anlamında kıyaslayamayız ama şey anlamında biraz önce çok güzel konuya değindiniz. Ünye'nin her zaman farkını ortaya koymaktaki aslında bunlar bir ispat oluyor. Ondan da ya bahsederseniz. Şöyle anlatayım. Şimdi biz eyalet Rum diyoruz. Ben geçen okudum. Eyalet Rum'un başlangıcı Niksar diyor. Ama Niksar da 1864 yılında Ünye'nin sancak merkezliğine Ünye bağlı bir yer. Yani büyük olan yer Ünye. Yani, peki bunda liman kenti olmasının bir özelliği var mı Ahmet Bey? Ya tabii şimdi şöyle var. Kılıç Kökten Bey'in burada 15 bin yıllık bir tarih dokuyu ortaya çıkarması, geriye döndüğümüz aslında zaman. Aslında toz koparan mağarasıyla ilgili yani, oraya da geleceğim şimdi gerçekten. Biz bunları, tabii bunlar kısa vade olacak şeyler değil. Bunlarla ilgili çok güzel yazılan yazılar var, makaleler var. Bunları çok güzel yorumlayanlar var. Bunların altyapısı kesinlikle var. Yani biz onu buraya sığdırma şansımız zaten yok. O zaman şöyle yapalım Ahmet Hocam. Gerçekten tarih hem tanımı itibariyle hem de özü itibariyle çok derinlere giden, çok geniş evet, bir evet. coğrafyaya hakim bir şey. Böyle lokal anlamda programımıza şöyle devam edebilir miyiz? Mesela özellikle köylerle ilgili zaten bizim özümüz köylerden doğuşumuz. Tabii, güneşlerimiz hep köyden doğdu. Bu anlamda köylerle ilgili ciddi bir çalışma yapıyorsunuz. Tarih, kültür ve değerler anlamında.
Burada böyle bir çalışmaya neden bir gerek duyma ihtiyacı duydunuz? Şunu görmek gerekiyor. Bir defa Ünye ile ilgili çok çalışma oldu. Kabul etmek lazım. Özellikle Sabri Bacacı, Osman Doğan ve İrfan Dağdelen arkadaşlarımızın özellikle arşivden, evet, sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, somut belgeleri Ünye'ye kazandırmaları ile birlikte Ünye ile ilgili güzel çalışmalar oldu. Ama şunu gördüm. Bu çalışmaların içerisinde köylerimiz gerçekten ihmal edildi mi? Edildi. Ama ben şunu gördüm. Köylerde şu an Selçuklu diyoruz. Yani bir defa biz yaşadığımız coğrafyayı nasıl bir tasnife koyacağız? Aslında hepsi bir önce bir tanımını mı tabii yapmak hepsi, lazım? Aslında hepsinin niye, nereye kadar tartışma konumuz olacak? Nereye kadar olmayacak? Bir, öncelikle biz 1020 Cent'ten Selçuklu oğullarının hareket etme noktası başlıyor. 1040 işte Kars bölgeleri, 1068 Niksar fethediliyor. 1072 Malazgirt Zaferi'nin peşinden 1072 Niksar fethediliyor. Niksar buraya kuş bakışı 60 kilometre. Biz Niksar'ı Ünye'de biraz atlıyoruz. Tabii bu işte o tarihi dönemleri çok algılamadık. Ben zaten şunu gördüm. Evet, arşivden bunlarla ilgili bir şeyler var. Fakat bunun Ünye kamuoyunda biraz Osmanlı'dan önce Ünye'de Türkler yok algısı vardı. Yani evet. Ben bunu çok dikkatimi çekti. Hala şimdi A köyüne gidiyorum. Ya işte burayı Fatih Sultan Mehmet fethetmiş diyor. Ama öncesinde 1068'de, 1072'de fethedilen bir Niksar'a 100 kilometresiniz. Ve danışmetler haritalarında sürekli bölgede biz varız. Sürekli biz bölgede varız. Bunun çok fazla işlenmediğini düşündüm. Evet, arkadaşlarımız çok güzel yazdılar. Genel hatlarıyla yazdılar. Ama ben köylere gittiğimde, şimdi Elbasan Evliyası diyoruz. Elbasanlar kim? Hatta şu an biraz reklam olmasın. Televizyondaki Uyanış Büyük Selçuklu'da Oğuz Yapgularının Anadolu'ya gelen ilk grupları. Hatta mesela geçen Melikşah çağırdığında 3 tane beyi geldi. Biri Danişmet Gazi'ydi. Danişmet Gazi'nin mekanı Niksar. Doğru. Tek kirada kuş bakışı 30 kilometre. Şimdi bu kültürü biz dersek ki ya bu bölgede biz şey yapmışız. Fatih Sultan Mehmet de buralar Türkleşmiş dersek yanlış olur. Ve şimdi ben bütün onların izlerini aradım. Şimdi biz mesela Yağbasan diyoruz. Yağbasan Danişmet Gazi'nin ikinci defa Anadolu'yu fethettiği bir dönem. Osmanlı öncesi. 1176. Yani Danişmentlerin ömrü 100 yıl. Bu süreçte Danişmentli yer adlarına bakıyoruz. Her köye gittiğimizde mahalle mahalle, sokak sokak arıyoruz ve ben oradan mesela Elbasanları bulduğumda çok mutlu oldum. Çünkü muhteşem bir şey. Bir keşif yapmış oluyorsunuz. Tabii, aynı çok zamanda. Muhteşem bir şey. Çok muhteşem bir şey. Sonra bunlar beni köye götürdü. Yani Ünye'de evet bir şeyler yazılıyor ama köylere baktığımızda, çünkü biz oba kültüründen geliyoruz. Şehir kültürüne baktığınızda 1520 yılında Ünye'de askeriyenin dışında 3 tane Müslüman hane var ve o tarihte Ünye'nin kadısı, kadığı Ünye Zembek köyünde oturuyor. Şimdi bu kültürü Ünye'den bakmak güzel. Ama bu kültürde amil olan hangi kültürden geliyorsunuz? Evet, Ünye'deki Rumları inkar etmiyoruz. Kale-i Nefsi Zımihanı Ünye 80 hane. Diyelim. Ama gidiyorsunuz o tarihte Kavraz köyüne 150 hane. O tarihte gidiyorsunuz Çöklü köyüne. Çöklü derken Çöklü, gömünün önceki hali. Önceki yani şimdi hali, biz evet. Biraz beni anlamakta biraz zorlanacak arkadaşlar. Çünkü bizim Göbü köyü 1520'ye kadar, 1576'ya kadar kayıtlarda olmayan ama öncesinde orada bizim Çöklü'de bir köyümüz var. Ve enteresan bilgi, medrese kültürümüz. Şimdi biz eğitim kültürümüzü, eğitimciyim, hep Trabzon Sanlamesi'nden başlatırız. Ama burada biz Amasya'daki medreseleri, Niksar'daki medreseleri, Sivas'taki medreseleri ve çok özür diliyorum, Tekkiraz'daki zaviyeleri. Ben çaybaşı demek istemiyorum, bana alınmasınlar. Bölüğü Kayı, yani diğer adıyla Çaybaşı'nda, Çilader'deki zaviyeyi, Şeyh Sadık kayıtlarını, bunlar eğitim tarihimiz bizim.
Ve özür diliyorum, Göbü'de bizim medresemiz var. Bugünkü Göbü'nün olduğu yerde Çögrü köyü var ve medrese orada Ünye'nin medresesi. Ünye'nin en yakın tarihli medresesini aradığımızda biz nerede bulacağız? Göbü köyünde bulacağız. Tabii şu an orada kayıtlarımız var ve oradaki madenci mesela. O Göbü'deki madencilerimiz bizim Amasya sancağına vergi olarak gidiyor. Ne madeni? Demir madeni. Ahenci Küreciyan diyor. Şimdi Ünye Kale Köyü'ndeki vergilerin, demir madenlerini biz hep ne zaman arıyoruz? 1800'lerde, özür diliyorum, Ermeni düşmanı falan değiliz. Ermenilerin bu bölgede madenleri işletme hakkı alan Ermeni Osmanlı vatandaşları var. Hep oraları görüyoruz. Ama 1500'lü yıllara indiğimizde Osmanlı'nın muhteşem kanunu Yavuz dönemlerinde bizim yaşadığımız köylerde böyle bir kültür var. Yani kanunun askeri, aklımıza gelen bütün köylerde kanunun askeri var. Yavuz'un askeri var. Yani Bağdat'a giden askerin adını bizzat meydan köyünden ben size okuyabilirim. Yani orada vefat ettiği için... Hayır, oralı bu adam. Ha, meydan köylü. Tabii, bakın şunu anlamıyoruz biz. Biz Osmanlı varken biz buradayız. Öncesinde buradayız. Hem Selçuklu'yla, hem beyliklerle, hem Moğol döneminde bizim burada ciddi bir kimliğimiz var. Özür diliyorum. Türk kimliği olarak değil bakın, mi? Bakın şunu özür diliyorum. Bakın tarih verdim. 1022 Sent'ten Selçuklu Oğuzları harekete geçiyorlar. Göktürkler onları sürebildikçe doğuya sürüyor. Onlar toparlanıp batıya geldiklerini 1040'da bugünkü Artvin bölgesini zaten fethediyorlar. Ve 1068'de Niksar'ın fethi demiştim. Ve bize yakın demiştim. Şimdi bu, tabii dediğim gibi biz aslında bunları bölüm bölüm belki işlememiz gerekiyor. Eğer tarih diyorsak ya da bütün bunların aydınlatılmasından bahsediyorsak öyle görmemiz gerekiyor. Şimdi bu bölgelerde bizim Danışmentli, ondan sonra Selçuklu. Evet, Danışmentler Selçuklu'nun uç beyi ama Selçuklu'yla savaşan bir uç beyliği. O kadar büyümüş, o kadar güçlenmiş ki Selçuklu'ya sevmiş. Hakimiyetini kurmak istiyor. Selçuklu'yla savaşıyor. Bugün bakıyorsunuz Danışmentliler Malatya'ya kadar gidiyor. Adana'ya kadar gidiyor. Ve Yağbasan Bey 1074 yılında 1158 olabilir. Onu söylemek istemiyorum. Çankırı'da vefat ediyor. Ve mezarı tekrar Niksar'a geliyor. Şimdi o dönemin şartlarına rağmen mezarı buraya getiriliyor. Tabii ki. Çünkü yani biz danışmentliği normal bir beylik görmeyeceğiz. Bir devlet gerçekten. Yani şu an biz Anadolu'da birçok devlet kurulmuş. Danışmentlerin gittiği bir devlet olduğunu kabul etmek zorundayız. Ve bizim köylerimize burası kuş bakışı 30 kilometre, 40 kilometre. Zaten şimdi Akkuş'un normal dolaşıyorsunuz. Niksar'a 40 kilometre. Ünye dolaşıyorsunuz. Çarşamba Ordu Köyü bir beylik merkezidir. Taciyetli olan beylik merkezidir. Kuş bakışı ırmak içerisinden kaç kilometre sorduğumda hocam buradan baktığınızda biz 50 kilometre olduğunu düşünmüyoruz dedi. Çarşambalı Niksar'a gitmek için normal yolu kullanırsa 200 kilometre kullanıyor. Vadiden devam ederse 50 kilometre kullanıyor. Şimdi o günün insanı arabayla mı gidiyordu? Yürüyerek veya askerle geliyordu. Evet. Şimdi bizim Ünye'de gerçekten çok ciddi bir kültürümüz var. Ünye'deki kültürümüz bizim Türk İslam kültüründen bahsediyoruz. Belki iş bir anda bu noktaya geldi. Biz çünkü hep dönem dönem verdiğimizde işte bizden önceki Türklerden önceki medeniyetlere döndüğümüzde Hititleri görmek zorundayız, Filikleri görmek zorundayız, Büyük İskender'i görmek zorundayız, Persleri görmek zorundayız. Evet, Yunanları görmek zorundayız. Ama geriye döndüğümüzde İskitleri, Kaskaları ve Kimmerleri de görmek zorundayız ve bunların Türk olduğu ile ilgili Terme'de Emine Yılmaz Hanım'ın İskit yazıtlarını görmemiz gerekiyor. Bunları biz köylerde arıyoruz. Mesela ben şu an iki tane noktamız var bizim. Demir çağından kalma Ünye'nin köylerinde bizim noktalarımız var. Noktayı neye göre belirliyorsunuz? Bunu ben nokta kime derken sordum? İşte Ünye Kale Çalıştay'ında Emine Sökmen Hanım geldi. Ben resmi gösterdiğimde dedi, ikinci dedi, Karadeniz dedi. Ne dedim? Bu dedi, demir çağında kalma bir kale olma ihtimali çok fazla dedi. Ama biz bu hastalık salgın süreciyle gidip göremedik. Daha sonra biz şimdi Ünye şunu yapmamalı bence. Ünye bir ara çok büyüdü ama sonra küçüldü.
Şimdi Çaybaşı'nı ayrı düşünüyoruz. İkizce'yi evet. ayrı düşünüyoruz. Kumru ayrı düşünüyoruz. Akkuş'u ayrı düşünüyoruz. Ama Ünye bir şeyleri kaçırdı. Nerede kaçırdı? Nerede yakalayabilir? Şimdi Akkuş diyorsunuz. Akkuş'ta bizim Ünye'de aradığımız Pontus şehirleri var. Evet, Pontus şehirleri Akkuş'ta. Kevgir Kalesi'nin yakınlarında şehirler var. O hatta düşündüğünüzde Zile, Erba, Amasya, o hat Tokat-Amasya tarafına doğru gidiyor. Komana, o bölgelerde. Şimdi o bölgelerden kendini soyutlamamamız gerekiyor. Şimdi kullandığınız yol burası. Geldiğiniz yol burası. Ve siz o kültürden yaşıyorsunuz. Akkuş Tifi Köyü'nün tarihi ne kadar eskiyse Ünye Kavraz Köyü'nün tarihi o kadar eski. O kadar Selçuklu, o kadar Danişmentli, o kadar Osmanlı, o kadar Hacı Emiroğlu, o kadar Taceddinli. Şimdi biz zannediyoruz ki ya bunlar hep böyle işte yüksek kesimler daha sonra oluşmuş. Hayır. Mesela Çayıralan dediğimiz köyün eski adı Sortili Köyü. 1455 kayıtlarında var. Şimdi Akkuş Dam Yeri Köyü'nü biliyorsunuz. Evet. 1500 yılında oradaki Ramazan Efendi Danişmet Gazi'nin türbedarı. Tuzak köyüyle birleşik tabii. Zaten orası. Evet. Şimdi bu kültürden kendimi soyutlamayacağız. Yani bu çünkü bir de 1600'den sonra farklı bir göç olgusu başlıyor burada. Mesela bizim sizin vadiye baktığımızda Helki diye bir köyümüz var bizim. Helki Hesi. Şimdi köyler oradan dağılıyor. Ama şu an Helki dediğin zaman köye gittim herkes alay alıyor. Nedir Helki? Türklerde büyük bir aşiretin adıdır. Peki o Helki dediğimiz aşiretin Saraycık yok. Bakın Saraycık yok. Çiğdem yok. Kuşdoğan var. Çakmak yok. Birkaç köy yok ama Helki var. Ve Helki'yi araştırdığımızda Helki Türklerde bugün Anadolu'nun çok farklı yerlerinde büyük bir aşiretin uzantısı. Evet. Evet. Diye düşündüğüm için köylere giderek bunları Ünye'li bilmeli diye düşündüm. Ve bunlar eksiğimiz de aslında. Ben şunu düşündüm. Yani köylere giderek çok ciddi, çok güçlü olan Ünye kültürüne Ünye'yi besleyen aslında köylerimiz de bizim bir dönem. Kesinlikle. Bunu da görmek zorundayız. Şimdi kadı Ünye'de oturuyor. Yani Ünye kadısı orada oturuyor. Zembek'te oturuyor. Evet. Yani oradan bütün bunları soyutlamak mümkün değil. Ve Ünye'nin ne zaman nüfus patlaması, ne zaman Türkler Ünye'ye geliyor? Türk nüfusu Ünye'de niye artıyor? Şimdi bu göç olgusunu bilmek zorundayız biz. Evet Ünye'nin çok göç olgusu var. Bir Danişmentli göçleri var. Hacı Emiroğulları göçlerinin boyutu biraz farklı. Moğol kültürünün göçleri var. Osmanlı göçleri var. Gidenler var, gelenler var. Ama 1600'den sonra diyelim ki 10 köyü varken bir bakıyorsunuz 20 köyü var. Size bir örnek vereyim. Taş Mamat köyü var. Taş Mamat köyü. Herkes alay alır. Ya, ben de özür diliyorum. Öyle düşünüyordum. Sonra öğrendim ama ben bunu Maraşlılardan öğrendim. Antepliler'den öğrendim. Niye? O bölgenin insanı oradan gelme. Kendileri biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Ama biz ne yaptık? Bu süreçte farklı araştırma geliştirdik. Taşra ne demek? Dışarı demek. Dışarısı demek. Şimdi, evet. Şehrin dışı demek. Örnek veriyorum. Kavraz Köyü'nde 1642'ye kadar Mihmatlı ve Taş Mihmatlı diye bir kayıt yok. 1455'ten 1576'ya kadar kayıtlarımız var. Ama 1642'de Mihmatlı ve Taş Mihmatlı'da iki tane yerleşimiz var. Ve bunlar kendir üretmekle zorunlu. 1600'lü yıllardan 1800-1900'e kadar Osmanlı Canik bölgesini siz kendir üreteceksiniz. Bir ürün üzerinde tasarlamış. Evet. Mesela siz bunu yapacaksınız. Hep zannediyoruz ki termede falan pirinç oluyor. Hayır. 1600'lü yıllarda, 1700'lerde termede pirinç yok. Nerede var? Çarşamba'nın öbür tarafında var. Kendir üretiyorlar. Canik bölgesi şimdi, kendir. Kendirle ilgili bir parantez açayım. Kendi yerimizle alakalı. Mesela Gölceğiz Köyü'ndeki yerlerimizin ismi Kendir Köyü'dür. Evet. Ve çocukluğumuzda kendir ekilirdi yani. Daha yeni nesil bile bunu bilir daha doğrusu. Şimdi şu kaynaklara baktığınız zaman bu tamamen avarız dediği bu kendir avarızı. 1600 yılındaki kim kendir ekmiş? Hane hane köy köy veriyor. O kaynaklara baktığımızda
bizim insanımızın kendi kültürü çok ya. Ama geriye dönüp de Osmanlı demiş ki kardeşim siz Osmanlı bana kendi üreteceksin demiş. Ve alım garantili. İşte bu çok önemli. Şimdi Ünye'nin nüfusunun arttığı dönemi düşünün. Ekonomik girdi artıyor. Ve göç başlıyor. Nereden? Dulkadir'den başlıyor. Celali isyanları. O bölgedeki göçlerden. Bu bölgede oradan kaçanlar tabii, buraya yoğunlaşmaya başlıyor. Kaçma değil. Evet kaçanlar da var. Evet. Zorunlu göçler de var. Gönüllü göçler de var. Buraya geldiğimizde köylerde ne yapıyor? Meslek grupları başlıyor. Hep diyoruz ki biz ya işte Ünye'deki sanatı Türkler yapmadı falan. Ya bir defa Orta Asya'daki Türk kültürünü bilmiyorsak bunu rahat rahat söyleyebiliriz. Kariz diye bir şey duydunuz bilmiyorum. Kariz nedir? Dünyanın duymadım. İlk yeraltı su kanalıdır. Kariz. Evet. Tanrı Dağları'nın altından su geçer. Ovada alırsın. Tarım yaparsın. Şimdi bu medeniyetin insanı kültür yok diyemezsiniz. Sanat bilmeyecek. Bilmiyor evet. Diyemezsin. Heykel evet. Babamız var. Şimdi gidiyorsun. Evet Türkler mezaracı bir millet diye düşünüyoruz. Şimdi Ünye'de geriye dönük baktığımızda bizim 1600 yılından sonra Türk İslam eserlerine ulaşabiliyoruz. İşte Niksar'da 1300'den beri ulaşabiliyoruz. Ama ne yapıyoruz? Pontus, Kaya Mezarı, onlara ulaşabiliyoruz. Karşı değiliz, ulaşacağız tabii ki. Evet. Ama biz geriye dönük Orta Asya'da bıraktıklarımızı en azından bunları öğrenmiş olsak bu hatayı yapmayacağız. Şimdi mimari, Osmanlı Türk İslam mimarisinin cümlesini özellikle kullanıyorum. Türkler buraya geldiğinde Rumların hangi mimari vardı? Evet, Akdeniz bölgesindeki kent devletlerinde bir mimari vardı. Ama buradaki mimari, şimdi buradan bakıyorsunuz, Tokat'tan değil, Malatya'dan başlıyorsunuz, Bosna'ya evet. Kadar, Macaristan'a kadar Osmanlı mimarisi var. Ve İslam mimarisi var. Şimdi bunlar özellikle... Türk, İslam, Osmanlı mimarisi tabii olarak, ki, evet. Özellikle ben şimdi bu Selçuklu diyoruz ama Selçuklu'dan sonra üzerine ne koyduk? Şimdi Selçuklu mimarindeki karakter neydi? İran mimarisi demiyoruz. Arap mimarisi demiyoruz. Israrla Selçuklu mimarisi diyoruz. Şimdi özür diliyorum. Mardin. Mardin Ulu Cami. Evet. Gittiğimde Mardin beni çok düşündürdü. Çok çok düşündürdü. Ünye evleri, Mardin evleri, Safranbolu evleri, Kastamonu evleri. Evet. Mardin. Şimdi Mardin'deki minareyi ben çektim. 1995 yılında. Ünye'ye getirdim. Paylaştım falan. Sonra Barış'ın simgesi oldu mesela yıllar sonra. Onu şimdi biz zannediyoruz ki Türklerin değil zannediyoruz. Artuk Bey kim? Danışmet Gazi'nin komutanlarından birisi. Hasan Keyif diyoruz. Hasan Keyif'teki yıkılan camiler kimin camisi? Bizim camilerimiz. Hiç öyle bir şey düşünüyor muyuz? Normalde düşünülmüyor. Şimdi biz, şimdi özür diliyorum biraz önce geçti. Ünye'deki Zembekoğulları köyü var. Zembekoğulları kitaplarını da yazmışlar. Nereden geldiniz? Hasan Keyif'ten geldik biz dedi. Çok net bir şekilde söylüyor. Şimdi Zembekoğulları kitabını yazmış. Zembek köyünden evet. Kumru'ya giden 8 tane farklı aile olmuşlar. Bunu yazarken kitap yazmışlar 1700 küsur yılından sonra ama oraya kadar götürmemişler. Şimdi ben köye gittiğimde kim bu Zembekoğulları araştırdığımda çok net bir şekilde hocam biz İran savaşlarında etkili olan bir ailenin devamı olarak buraya gelmişiz. Ve biz Hasan Keyif'ten gelmişiz diyor. Hasan Keyif tarihini okuduğunuz zaman şunu kabul etmek zorundayız biz. 1040 sonrası burası tamamen Selçuklu. 1074 İznik fethi. İznik neresi? Bursa işte. Evet. İznik. 1074 Çankırı'nın fethi. 1068 1070. Şimdi bütün Anadolu kültüründe biz Karadenizliyiz ya. Şuradan çıkıyoruz. Lazları seviyoruz. Takdir ediyoruz. Ama sayıları bu kadar. Ben kendi bana Laz diyorlar. Ama şu şimdi coğrafyaya o kadar hakim olunmuş ki kimlik anlamında Karadeniz coğrafyasının tamamını Laz kimliğiyle bütünleştirmişler. O acaba hala devam eden Trabzon lobisinin gücü ondan mı kaynaklanıyor yok, acaba? Yok Trabzon'dakiler asla kendilerine Laz demiyorlar. Çepni diyorlar şu an. Ve son zamanlarda Çepnilik öne çıkmaya başladı. Kim bu Çepniler? İşte bu Danışmetliler. Aslında daha güçlü kısım. Yani biz ben evet Türkiye'de benim en seçkin milletin Lazlar olduğunda şüphemiz yok. Sayıları az. Ama etki alanları geniş. Etki alanları da geniş değil hocam. Bizim algımız başka. Şimdi öyle bir şey yapıyorsunuz ki Trabzon Caddesi, Trabzon'a gidiyorsun Maraş Caddesi vardır. Koskocaman. Niye? Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u fethettiğinde Maraş'ta oraya getirmiştir. Şimdi oradan Trabzon'dan geliyorum lazım diyor ya.
Ya bu adam Maraşlı işte. Ben belgelerine ulaşıyorum. Şimdi biz özür diliyoruz. Çok ukalalık yapmak istemiyoruz ama Estağfurullah. konuştuğumuz Maraşlı sayısı Ünyeli'den çok. Ünye'nin tarihine ben Urfa'da uzun süre selam söylüyorum. Suruçlu bir Türkmendir. Şah İsmail'in, Uzun Hasan'ın akrabalık bağlantında söyleyebilecek bir abimizdir. Atalarınız bizi de uğraşmayın derken ben gülmüştüm. Sonra bizim gruba ekledim. Grupta da alay ettiler. Ya bu kim falan dediler. Şimdi Ünye nüfus defterine baktığımızda Malatyalı, Darendeli, Urfalı hep onlar yazıyorlar. Evet hocam, Bunları gerçekten okumak gerekiyor. o kadar derin şeyler anlatıyorsunuz ki biz şu an interaktif olarak da izlendiğimiz için yorumlar var. Ben biraz da seyircilerimize hem selamlarımızı gönderelim hem biraz sizi dinlendirelim. Onların Eyvallah. mesajlarını paylaşayım. Gerçekten Yakup Şahin, Adnan Bey hayırlı akşamlar, hayırlı olsun. Sağlık çalışanları, özel hastane ve kamu devlet hastanesinde çalışan tüm temizlik personeli maddi olarak yardım edilmesini istiyor. Seslerini duyurur musun? Çünkü herkesin yükü ağır. Gerçekten Yakup Şahin Bey'in mesajını biz iletelim. Umarım devletimiz de bunu duyacaktır. İbrahim Sobi ağabeyim, mükemmel bir yayın, başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Turgut Dağdevren, basın camiamızın güzel insanı, iyi yayınlar diliyorum başkanım demiş. Teşekkür ederiz. Güven Özel Bey, Kabakdağ'ında Nüfus defterleri biz de aldım Cemal Bey'den selam söylüyoruz. evet, Güven Bey, nüfus defterleriniz bizde, bilginiz olsun. İyi akşamlar diliyorum, selamlar. Ali Rıza Nal Bey, gerçekten Ünye'mizin kıymetli arkeoloğu, Ünye sevdalısı. Adnan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Ünye ve bölge tarihi için önemli çalışmalar yapan Ahmet Hocama ve size sevgilerimi gönderiyorum demiş. Teşekkür ederiz. Kemal Türk Bey, Sayın Soylu, Ünye için emeklerin ve katkıların için teşekkür ederiz demiş. Eyvallah. Sizinle ilgili. İsa Çalık Bey, her ikinize de hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Ahmet Ocak Bey, program çok güzel gidiyor. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Orhan Emek Bey, Ali Ateş doktorumuz, teşekkür ediyoruz. İzliyorlar bizleri. Erdoğan Kısacık Bey izliyor. Fatsa Seçim Müdürümüz, çok kıymetli dostumuz. Teşekkür ederiz. Hüseyin Kuşlu, Hüseyin Bey köylüm olur aynı zamanda. Adnan Başkanım selamlar. Sevgilerimi iletiyorum. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. İlhan Güllü Bey, Muhammed Furkan Torun iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ederiz. Nevra Arslan hanımefendi gerçekten ünyemizin yeni nesil arkeolog ve sanat tarihi bilimi uzmanı insanlarından. Gerçekten ünye sevdalısı, ünye için bir şey yapma gönüllüsü. Dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Nevra Hanım'ın mesajı Ahmet Hocam. Eyvallah. Hemen okuyorum. Türkler buraya geldiklerinde mimari mi vardı cümlenize ithafen düşünmek gerekir demiş. Çünkü Türkler gelmeden önce Anadolu'nun taş malzemesini tanıdılar. Orta Asya, Azerbaycan, İran ve dolaylarında kullandıkları tuğla malzeme ve tekstil malzemesinden ürettikleri taş üzerine yansıtmaya başladılar. Üstelik geldiklerinde de mimari yoktu diyemeyiz. Karşılıklı etkileşimler her yapıda görülüyor. Etkileşime girdikleri kültürlerin mimari yapılarını devşirip bazen yıkıp yeniden kullanımı açtılar. Bu nedenle geldiklerinde mimari yoktu, birlikte bütünleştirdiler gibi bir açıklama yapmış alanıyla alakalı. Teşekkür ederiz Nevra Hanım. Muhammed Furkan Bey iyi yayınlar dilemiş. Mustafa Efiloğlu, değerli araştırmaları ve sunumu için Ahmet Soylu hocama ve yayını gerçekleştiren ekibe teşekkür ederiz. Keyifli bir sohbet demiş. Teşekkürler Mustafa Bey. Güven Özel Bey mesajı almış. Selamlar, nüfus defterlerini ben de merak ediyorum. Saygılar demiş. Bunun için bize ulaşmanız yeterli Güven Bey. Yusuf Keskin Bey, Ahmet Hocama ve size hayırlı yayınlar diliyorum. Kayseri'den selamlar demiş Yusuf Bey. Biz de Kayseri'ye Eyvallah, sevgi ve teşekkür ediyoruz. selamlarımızı gönderip iyi akşamlar diliyoruz. Gerçekten yaptığımız programlardaki öncelikli amacımız yanlışı doğru olarak anlatmak ve insanların dünü varsa bugünü olacağı, bugüne de sahip çıkarsa yarını olacağının aslında sizin anlatımlarınız bir noktada ispatı oluyor Ahmet Hocam. Gerçekten bu çalışmaları yapıyorsunuz. Ben biraz da Ünye özeline inmek istiyorum. Yani şimdi Ünye'nin bizim köyde dahil ilk çalıştığınız köylerden biri de bizim Keş köyümüz. Evet. Belki Fatsa sınırı olması hasebiyle ya da yakın olması hasebiyle başladınız. Ve çok kıymetli bir araştırma yapıyorsunuz. Yani gözünüz
algılarınız o kadar çok açık ki köydeki normal vatandaşın sıradan taş ya da bir çeşme olarak gördüğü yapıyı siz belki binlerce yıllık bir kültürün parçası olarak görebilecek bir dünya görüşüne sahipsiniz. Bu anlamda bizim için de çok kıymetlisiniz. Ben bunu belirtmek istiyorum. Bu çalışmalarda dikkatinizi çeken enler dediğimizde, yani gerçekten şu köydeki şu değer Ünye için çok kıymetli, bu köydeki şu da bizim için çok kıymetli diyeceğiniz enler sıralaması yapsak bu anlamda neler söyleyebilirsiniz? Şunu düşünmek lazım. Bizim derneğimiz sadece tarih değil. Bizim derneğimiz tarih, kültür ve doğa. Ve aynı zamanda kültürün içinde insan faktörümüz var bizim. Tarihi değer olarak gerçekten güzel eserlerimiz var. Özellikle bitki türleri olarak güzel doğal değerler, doğal evet, değerlerimiz var. Bir de böyle insani değerlerimiz var. Mesela böyle hiç fark etmediğiniz insanlar var. Bu köylerden çıkmışlar, başka yerlere gitmişler ama varlıkları belli değil. Bu uzun bir soluklu. Yani biz sizin nesil, bizim nesil değil de bahsettiğimiz bu bölgedeki oluşturduğumuz kültürle beraber 500 sene önce yetiştirdiğiniz kaliteli bir insan. Mesela diyelim ki eğitim de aklımıza geliyor ya. Mesela eğitimdeki oradaki medreseyi kuran kişiler. İşte diyelim ki Nurettin Medresesini kuran kişi. Ya da Çöğül Medresesini kuran kişi. Bu adam ne yapıyor daha önce? Amasya, Sivas'a gidiyor. Geliyor burada tekrar medrese kuruyor. Biz son dönem özellikle Ünye kadılarının Ünye'den ve gerek Ünye'li gerek dışarıdan gelenleri biliyoruz ama geriye doğru baktığımızda Osmanlı'nın zirve dönemlerindeki eğitimi atlıyoruz. Ticareti atlıyoruz. Şimdi şu an fındık garanti mi? 2 yıldır, 3 yıllık garanti, bir garantiydi. Kendi ürünü garantili ürün diyoruz. Demir ürünü şehzade hassası. Yani bu Ünye bölgesindeki ürünler şehzadeye gidiyor. Padişaha gidiyor. Yani saraya gidiyor direkt. Ve saray askerleri de var burada. Mesela bakıyorsunuz adam Osmanlı sarayında asker var. Kayıtlarına bakıyorsunuz. Şimdi bunlar bizim için önemli değil midir? Ya da hangi köyde bunlar yazıyor? Müsellem diyor. Mesela diyelim A köyünde 10 tane müsellem var. Bu 10 tane müsellem dediği bildiğin asker. Süvari diyor, bildiğin asker. Şimdi subaşı Ahmet diyor. Ünye kale komutanı. Şimdi evet Ünye küçük bir 10 tane köy olan bir merkez olarak biliniyor ama Terme'nin, Akkuş'un değil de Fatsa'nın köylerinin kale merkezi Ünye. Yani Ünye'nin de böyle bir noktası var. Şimdi buradaki buradaki komutan ne yapıyor? Bu bölgenin askeriyesini düzenliyor. Yani güvenliğini sağlıyor. Güvenlik de sağlıyor. Evet. Ordu falanca yere savaşa gidecek. Şimdi beylerbeyi merkezleri var. Amasya, Tokat gibi. Şimdi burada ilişki halinde sürekli. Buradaki bir bey, belediye başkanı kadar önemli mi? Kesinlikle. Önemli. Ya da buradaki bir medresedeki görevli, milli eğitim müdürü kadar önemli mi? Önemli. Şimdi burada biz Ünye'nin meyveleri çok meşhur. Terme'ye gidiyorsunuz Ünye elması. Fatsa'ya gidiyorsunuz Ünye elması. Samsun'a gidiyorsunuz Ünye elması. Kayıtlara bakıyorsunuz. Öşrü meyve. Pardon, vergi kaydı var. Meyve kaydı var. Ha, meyveden vergi alınıyor. Köylerin %80'inin meyve kaydı var. Şimdi değirmenler atlayacak mı? Şimdi sanayi diyorsunuz ya. Evet. Şimdi Alon değirmeni çok meşhur diye düşünüyoruz ya. Niye çok meşhur? Çünkü Osmanlı'da değirmen sanayi. Değirmenin üretim noktası. Tabii. Evet. Şimdi herkes fındık, buğday, arpa onlar üretiyor ve sanayi ürünü ve bunun yıllık vergisi var. Ve herkes değirmenci olamıyor. Değirmen kayıtları var. Şimdi diyelim ki o Kuşdoğan köyüne gittiğinizde, şimdi Kuşdoğan'ın konusuna girsek program yetmez Kuşdoğan'ı anlatmaya. Kuşdoğan kim? Danişmetliler buraya geldiklerinde Selçuklularla savaşıyorlar, yeniliyorlar. Ortadan kaldırdıklarında burada bir boşluk var. Ve bu boşluğu biz Necati Demir'le de konuştuk, profesörle. Evet. İsmail Karaman'la konuştuk. Ve bu boşluğu dolduran kim? Satılmış Bey. Kim bu? Kuşdoğan Bey. Şimdi Kuşdoğan Bey'i biz Ünye Kuşdoğan, Çarşamba Kuşdoğan, Terme Kuşdoğan, Giresun Kuşdoğan ama Faruk Sümer Bey'in bahsettiği Gücü Doğan. Nerede? Malatya'da.
İşte bahsettiğim ya, adamın lakabı İngiliz Rus defterinde Arap Kirli oğlu, Malatyalı oğlu falan. Bunların Evet. gerisine baktığımızda aslında 1000 yıldır aynı sürgü devam ediyor. Göç devam ediyor aslında. Şimdi Kuşdoğan'a girdiğimizde, yani bahsetmeye çalışıyoruz ya, Evet. bazen bir köyün ismi tek başına önemli. Şimdi bana derseniz Yağbasan diyelim, köyde ne gördünüz? Evet. Ben diyorum Elbasan'dan bahsettim. Elbasan dediğiniz zaman buraya gelip o her tepede bir tane evliyamız var bizim. Evliyadır, şehittir ya da başka bir şeydir ama onlar buranın öncü gelenleri. Buradaki Kanaat önderleri yani. hayır, Fatih Böyle. buraları fetheden insanlar. Burayı iskan açan insanlar. Burayı yurt yapan insanlar. Ya buraya geldiklerinde şimdi Yavi Köyü için isim Yavi bin Alp. Biz Yavi Köyü gavur köyü diyoruz ama muhteşem, ya çok kötü bir yanlış yapıyoruz. Yani Yavi, Yiva 24 Oğuz boylarından bir tanesinin adı. Şahnalı diyoruz. İşte orada kötü bir şey var. Şahnalı'da gavurun şahı oturmuş diyoruz. Şahna Selçuklu askeri demek. Şimdi, yani biz kültürümüzün değerlerini şimdi bilmiyoruz. Ben nereden başlayalım bazen karıştırıyorum. Şimdi dediniz bana, şimdi diyorum, ben şimdi Yavi Köyü'ndeki kanyonu örnek vermek istiyorum ama ya da Yavi Köyü'ndeki mimariyi görmek lazım. Ünye taş işçiliğinin zirvesi Yavi Köyü'nde bitmiştir. Ünye taş işçiliğinin zirvesi, İbrahim Usta yeni öldü. Ünye Taşça Köyü'nün adı niye Taşça? İbrahim Bey'in, ustanın resmini bir daha oraya attım ben mesela. İbrahim Bey'i kimse tanımıyor. Ama gerçekten çok güzel eserler var. Belki Ünye'de eseri yok. Ama 30 yıl öncesinde Ünye'nin nüfusu 15 iken köylerin nüfusu 40 bindi. Sürgü oradaydı. Şimdi bu insanların o kadar güzel değerleri var ki, o kadar emekleri var ki. Şimdi Taşça Köyü'nde Taş'tan bahsedebiliriz. Ama Yavi Köyü'ne geldiğin zaman 24 o yuva boyundan bu bölgeye ilk gelen onları mı bahsedelim? Ya da oradaki kanyondan mı bahsedelim ya da orada işte falanca falancanın mimarisinden bahsedelim. Taş mimariden bahsedelim. Yani bazen aslında ben onda da zorlanıyorum. Yani ben orada şimdi Kuşdoğan bölgesine geldiğimde Kuşdoğan ismini ben atlayamıyorum. Niye? Çünkü Kuşdoğan Bey'in bu bölgede Hacı Emiroğulları öncesindeki bu bölgenin bir beyi olmak zorunda. Evet, Moğollar var. Şimdi Moğolların geldiği dönemde bu bölgede biz başıboş muyuz? Yani bizim bir yere itaat etmemiz gerekmiyor mu? O zaman geldiğimizde biz işte Kuşdoğan Bey'i bir bey olarak söyleyen Necat Demir var, başkaları var. Şimdi satılmış diyoruz. Fatsa'nın yıllarca 1800'e evet, kadar adınız... adı satılmış diyoruz. Evet. Satılmış şimdi normal bir adam değil ki. Şimdi satılmışın neresi olduğunu, satılmışın yerleşim olarak bulmaya çalışıyoruz, bulamıyoruz. Ama bu adam buraya gelmiş, savaşarak karar almış. Savaşmanın dışarısında bunun ekonomik altyapısını yapmış, kültürel altyapısını yapmış. Bir burada şehre adını vermiş. Şimdi bunu mu anlatalım? Yani bu kıymetli. Evet, çok güzel bitkilerimiz var. Bunu anlatabilirim. Mesela biz küçük hurmalarımız var. Onu evet. biz uvaz diyoruz ya. Doğru. Uvaz değil. Şimdi bahsetmedik biz. Doğa dedik ya. Evet. Şimdi ben Ferhat Ateş Bey var bizim derneğimizde. Sizden ricam bir akşam Ferhat Ateş Bey'i çağırın. Ferhat evet, Ateş Bey... Bitkilerle ilgili bir evet, özel bir evet, şey şimdi, var. Evet, duyarlılığı var Ferhat şimdi Bey'in. Biz İyi tanıyorum. Derneğimizi belki çok fazla anlatamadık. Derneğimizin tarih, kültür, doğa. Şimdi bitki dediğimizde Cür Vadisi'ndeki bitki florasıyla cevizleri farklı. Florasında farklılığı görüyoruz biz. Şimdi biz o uvazların normal uvaz olmadığını biliyoruz. Şimdi ilk üvez uvazdan geliyor falan dedik ya, orada hurma olmuyor. Bir araştırdık. Zembek'ten sonra gerçek orijinal uvaz bitkisi var Ünye bölgesinde. Abi bizim bildiğimiz küçük Bizim hurma bildiğimiz değil. Bildiğimiz küçük halk ağzındaki argo kullandığımız Evet. o hurma değil. Evet. Normal bildiğimiz uvaz bitkisi var. Başlı başına ayrı bir evet, bitki. Bunu ben bilmiyorum. Ünye'deki büyük abilerim de bilmiyor ama bunu bilen Ünyeli var mı? Çok. Buna bilen Ünyeliler ne yapıyoruz? Sonra öğreniyoruz. Şimdi evet. Ferhat Bey'le ilgili bu konudaki aslında bitkiyle ilgili Ferhat Bey'le ilgili bir program yapalım o anlamda. Ben zaten şimdi bizim aslında tabii bunlar yeni oluyor. Biz de yeni başlıyoruz. Ya da biz dernek olarak yeni çıkıyoruz. Jenerasyon olarak yeni çıkıyoruz. Bunlarla ilgili muhtemelen ilerleyen yıllarda daha farklı şeyler ortaya koyacağız. Yani A köyünde doğa olarak çok güzel örneklerimiz var. Sanat olarak var. Evet. Kültür olarak o kadar güzel şeylerimiz var ki. Ya bahsediyorum şimdi
Yokluk zamanında yapılan yemekler. Bezelyenin büyüğüne gürül diyoruz. O gürülden ekmek yapmışlar. Kestane çorbası yapmışlar. Kestaneyi böreğin yufkanın içine koyuyoruz. Yeni yeni alışıyoruz ama büyüklerimiz bunu yapmışlar. Pancarın 15 çeşit yemeği var. Tüm bunlarla ilgili her köyde doğa olarak sayacağımız örnek ayrı olmalı. Kültür olarak ayrı olmalı. Tarih olarak ayrı olmalı. Ve öyle enteresandır ki her köyde mutlaka kaliteli insanlarımız, olgun insanlarımız yetişmiş, katkı yapmışlar. Tek başına o köye gelen devleti ağırlamış. Devlet ağırlanır mı? Ağırlamış. Evet. Devlet oraya nüfus memuru göndermiş, işte bu göndermiş. Kalacak yer yok, dönemiyor. Yani o köyün ağaları. Şimdi adam Darahtı'ya gidecek diyelim ki tahsildar ya da hakim, keşfe gidecek. İnkur'da iniyor arabadan, muhtar at gönderiyor, İnkur'dan alıyor, Darahtı'ya götürüyor. Şimdi böyle kaliteli, böyle nitelikli insanlarımız var bizim. Çok doğru. Evet, bizi gerçekten izleyenlere konuğumu tekrar söylemek istiyorum. Ünye Tarih, Kültür ve Doğal Varlıkları Araştırma Derneği Başkanı Ahmet Soylu hocamız. Gerçekten o kadar dolu dolu geçiyor ki içi içeriği anlamında, içi anlamında çok önemli bir konuya değiniyoruz ve bizim izleyen misafirlerimiz de var. Ben onlarla mesajlarını paylaşmak istiyorum. İlker Çorbacı beyefendi gerçekten ünyemizin sanat kimliği anlamında farklı bir pencere açıp tek bir sanatı yapan, dünyada tek olan sanatı yapan. Selam, hayırlı yayınlar. Hocama selamlar demiş. İlker Bey'e de biz selam gönderiyoruz. Mustafa Efiloğlu Bey, dünyada kültür ve mimari evrensel bir değerdir. Bu değerlerin birbirlerinden etkilenerek bugünkü seviyesine gelmiş olması, görüşünüze katılıyorum. Bu Nevra Hanım'la alakalı yazmış. Hı hı. Kendisine destekleri için teşekkür ederiz Mustafa Bey'e. Hüseyin Kuşlu Bey bir soru sormuş. Aslında bu tür soruları da bekliyordum. Bizim köyün geçmişini sorar mısınız? Köten, şimdi kale dibine köten deniyor ya. Köten bir bitki. İşte hemen soracağım hocam. Yani köten denmesini, nasıl bir bitki, onu tarif edebilir miyiz? Şimdi yani o bölgede öyle bir bitki var mı sizin gözlemleriniz şimdi doğrultusunda? Mesela Erenyurt Kuluca. Evet. Siz oradan evlisiniz. Biliyor, galiba. Yok. Anne tarafım Erenyurtlu. Evet. O kulu Türklerde şu anki Orta Asya'daki Uygur Türklerin olduğu bölgede Kuluca diye bir şehir var. Şu anda işkenceler olduğu bölge. Bir bitki adı, bir de oradaki yer adı. Kulu ve Kulunca. Kulun köyü var bir de Darahta'da. Kulun, evet. Tabii. Şimdi bütün bunların bitki olarak karşılığını bulabilirsiniz. Aşiret olarak bulabilirsiniz. Yerel dillerde bulabilirsiniz. Evet. Bir de şey demiş Hüseyin Kuşlu. Köten nereden alınmıştır? Köten bitkisinden geldiği söyledi Ahmet hocamız. Yok, ben öyle demek istemiyorum. Onu araştırmak lazım. Yok yok, yani köten İhtimal. Bitkisi olduğu söylediğiniz. İhtimal, tabii evet. İhtimal. Öyle. Bir de Galeyanı Kalesi dediğimiz, Esenkale kalemiz var. Kurt Kale dediğimiz. Avyar Kale, Şişman Kale, birkaç adları var. Evet. Evet, Murat Alemdar, Fatsa Ünye Şehit Aileleri Dernek Başkanı Yardımcısı, Ünye Başkanımız. Selamlar başkanım, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Murat Alemdar Bey'e de biz buradan selam ve sevgilerimizi gönderelim. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Şimdi hemen hemen yüzdeye vurursak Ünye'nin 60-65 köyü var. Hepsini gezdiniz mi hocam? Şu an şöyle. Yani gezmediğiniz ya da... Kaynaklarla ilgili sıkıntımız var. Şu an biz dernek olarak Canik Sancağı tahrir defterlerinin tamamlanmasını bekliyoruz. Bunu tabii maliyetti. Bunun için de Samsun Büyükşehir Belediyesi ile görüşüyoruz. Evet. Çünkü örnek vereyim. Keş Deresi diyoruz ya. Evet. Kordan, namı diye öbür adıyla Keş Deresi. Keş Deresi Terme'ye bağlı. Siz yazdığınız defterde Ünye Belediye yazsa siz Terme'yi yazmış olacaksınız. Evet. Şimdi biz dedik ki büyük şehir böyle bize bir iyilik yapın. Canik Sancağı'nı Balaman'dan itibaren Alaçam'a kadar, arka taraftan Havza'ya kadar, Vezirköprü'ye kadar yazın dedik. Bir söz verildi. İnşallah tamamına gelir. Kaynak olmadan gittiğinizde o köye gitmiyorsunuz. Sizin köye girdik, kaynak eksik. Evet. Yani ben şimdi diyelim buradaki Camii Çögri. Onu çözdük. Yavi köyünde Camii Güney. Hangi köyde? Akça Kilise köyünde. Yıllardan beri Gavraz'ın mı, Yavi köyün mü tartışılan kurnan. Sınırı belli olmayan bir. Ama kayıtlara bakıyorsun. Bugün kayıtları olmayan Akça Kilise köyünde Camii Güney diye geçiyor. Adamın adı da Güney. Bu tür şeylerimiz var. Bunlarla ilgili
bir kaynak toplamadan hepsini tamamlama şansımız olmuyor. Mesela ben Mehmet Karayalman Bey'le uzun zamandır görüşmek istiyordum ama... Evet, buradan sevgilerimizi gönderelim Mehmet Bey. Şimdi Karayalman Bey'in köyüyle ilgili benim bilgilerim var. Fakat arşivden elimize kaynak olmayınca o sahaya girmek istemiyorsun. Ve ben sizin vadiden çıktım. Niye çıktım? Kaynağımız eksik. Evet. Şöyle bir soru sorabilir miyim hocam? Gerçekten çok önemli noktalara değiniyorsunuz. Araştırdığınız, sahasına girdiğiniz köylerimizin içerisinde desem ki Ünye'nin sizin gözünüzde tarihi kültür anlamında en kıymetli köyü neresi diye bir soru sorsam bir isim ve neden olduğunu söyleyebilir misiniz? Ben size şunu düşüneyim. Yağbasan ismiyle müsemma. Çok güzel. Yani bazı köylerin Eski ismini yaşatması aslında daha kimlikli olduğunu gösteriyor. Aslında orada çözmemiz gereken bir şey var. Bunları Yağbasan Köyü, Kızılcakese Köyü, Dizdar'dan ayrılma köyler. Ama Yağbasan kaybolmuş, tekrar gündeme gelmiş ve o danışmentli isimleri Osmanlı'dan, yani her dönemde yapılanma var. Osmanlı döneminde kaybolan isimler aslında bir şekilde geri geliyor. Onu da anlamaya çalışıyoruz. Zaman kendini geri getiriyor o zaman. Tabii. Bazıları getiriyor, bazılarını biz getirmeye çalışıyoruz. Mesela Çögri'yi ben ısrarla geri getirmeye çağırıyorum. Çögri neresi şu anki ismi? Çögri Göbü. Göbü. Evet. Hemen yanı başımız. Ve diyorum medrese orada, ya orada kadı yeri orada, maden orada. Ve Çögri, tek başına bir Çögri diyoruz. Oradaki Cüğrü Deresi'nin adı Toris. Toris. Evet. Bizden önceki adı. Rum ismi mi bu yoksa? Bu antik Yunan olabilir. Ceviz denen Figamus. Figanus. Figamus. Figamus. Evet. Şimdi biz Ünye bunun arası. Şimdi Ünye'nin adıyla ilgili en güzel şeyi ortaya koyan Mustafa Bey. Yaklaşık yukarıdan işte uzun bir liste yaptı. Evet. Ama Ünye şurası diyebileceğimiz yok. Ama bizim Cüğrü diyoruz. Kabul etmiyoruz. Bizden görmüyoruz. Ama oradaki derenin bizden önceki adı Torris. Şimdi ben diyorum Çögrü diyorum. Geçen hafta oradaydım. Evet. Dedim ki bu sürücü kurusundayken orada çalışıyoruz. Orada arkadaşlara sordum köyden birilerine. Bu dedim ne biliyorsunuz köyün hakkıyla ilgili falan. Herkes işte Çögrü'nün Rumcu olduğunu, işte burada Ermeni ağlar olduğunu falan bahsettiler. Evet. Dedim burada Çögrü diye bir köy var biliyor musunuz? Yok dediler. Ama dedim burada Türklerin yaşadığı ya da atalarımızın yaşadığı bir Çögrü köyü var. İşte cami kaydı var, işte kadı kaydı var ve orada enteresanıma giden şuydu. Hoca ile konuşuyoruz. Dedim ya bana şu köyden birkaç tane yer say dedi. Kadı yeri dedi. Ne alaka dedi? Bilmiyorum da kadı yeri diyorlar dedi. Şimdi yere dönüp baktım. Zembek kadısının Çögrü köyünde yeri var. Ha. Kayıtlarda. Oradan kaynaklı 500 yıllık bir kadı yeri var. Şimdi aynı zamanda Zembek'te çalışırken de Sancarlar'la oturuyoruz. Dedi ki burada Bağdatlı kim dedim. Hoca burada Bağdatlı yok dedi. Ama dedim burada Bağdat adlı bir vatandaşımız var bizim dedim. Hocam dedi Bağdat yeri bizim ama biz orayı satın aldık. 500 yıl önceki kişi adı araziyle bugüne geliyor. Evet. Biz o Bağdat'ı kişi adı olduğunu düşünemiyoruz. Hep bugünkü Iraklı'yı Bağdat düşünüyoruz. Ama kişi adı. Ben Güneydoğu'da çalışırken Suriye'de kişi adları var değil mi? Türkiye'de. Evet. Niye? Halep Türkmenleriyiz çünkü biz. Halep neresi? Suriye bölgesi. Ve Türklerin en çok yuvalandığı bölge Halep bölgesi. Musul, Kerkük, tabii, o coğrafya tabii. Zaten biz çocuklarımızın özü. Adına Suriye vermişiz. Şimdi evet, Güneydoğu, Suriye ismi var. Evet. Güneydoğu'da da çocuklarımızın adı nedir? Türkiye'dir. Şimdi yer adlarının bizdeki etkisi köylerde çok canlı yaşıyor. Yani onun için ben şu sorunuzu aslında tarih olarak bakmak gerekiyor. Kültür olarak bakmak gerekiyor. Şimdi ben size Şöyle bir soru sorayım hocam. Özür dilerim. Şu manada yani sorunuzdan kaçmamızı özetleyeyim. Yok kaçma anlamında değil. Ben bir iki mesajı okuyarak o soruya geçeceğim. Zamanımız da daralıyor. Arkadaşlarımıza selam gönderelim. Gerçekten Halit Bayramoğlu selamlar iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Ali Alkyağıl selamlar demiş. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Teşekkür Hasan Balcı Bey bizi izliyor Samsun'dan. Selamun aleyküm hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkürler Hasan Bey. Sevgi ve selamlar. Ünyeli Sezgin Ergin 5 yıl ilkokul öğretmenliğimi yapan kıymetli Ahmet Hocama selamlar demiş. Eyvallah. Gerçekten ilkokul yani çok büyük bir değer.
Ve sizi hatırlamış Sezgin Bey, biz de kendisine selamlarımızı gönderelim. Alev Yiğit Yılmaz Hanımefendi, beldelerde, köylerde binlerce yıllık uygarlıkların kalıntıları, tarihi kalıntılar defineciler tarafından talan edilmekte. Bu eserler neden kurtarılmıyor? Bu konuya biraz sonra ben de cevap vereyim. Murat Yüksel Beyefendi, Ekmek Üreticileri Federasyon Başkan Yardımcımız, sevgili başkanımız, iyi akşamlar, mutlu yayınlar demiş, teşekkür ederim. Akın Karagöz Beyefendi, gerçekten ünyemizin kıymetli bir çalışanı, memurumuz. Eyvallah Akın Bey. Ünyemizin yerel tarihinde büyük katkısından dolayı Ahmet Soylu hocama çok teşekkür ederim. Adnan Başkanım, güzel bir yayın, çok teşekkürler. Biz de güzel, gönlü güzel olan Akın Bey'e sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Alev Yiğit hanımefendinin sözüyle ilgili şunu söyleyeceğim. Zaten bizim derneğimiz de, sizin derneğiniz de bize de kardeş dernek tabii, diyebiliriz. Tabii. Amacımız değerlerimize değer katarak sahip çıkmak. Ve biz son zamanlarda özellikle Nevra Arslan hanımefendinin derneğimize üye olmasıyla birlikte, sanat tarihi bilim uzmanı kendisi, yerel tarihin ve geçmişe dönük eserlerin tescillenmemiş olanlarını hazırlayıp, ki sizinle Kızılkaya'da da bir gezi yapmıştık, koruma kuruluna yazı yazdık ve son iki yazımızda karşılık buldu. Bir tanesi neredeydi? Bir tane Şapel'in kalıntısını bulmuştuk ve bunun yazısı karşılığında da gerçekten geldiler, kayıt altına aldılar ve etrafında güzel yine tescillediler. Bu anlamda biz çalışmalar yapıyoruz ama dediğiniz gibi Alev Hanım'ın da maalesef defineciler bir şey bulma hevesiyle var olan tarihi de yok ediyorlar. Burada sorumu şöyle tekrar edeyim. Mesela biz turizmciler, turizme dönük çalışanlar, bizi yönetenler, şehrin önderleri, sayın kaymakamımız, belediye başkanımız, sivil toplum kuruluşları bir odaklanma yapmasını isteseniz, yani şu köyle ilgili üzerine gidilsin, öncelikle bu köyün değerlerine sahip çıkılsın denmesi anlamında bir isim istiyorum sizden hocam bu çalışmalarınız karşısında. Ya doğal olarak Yavi Köyü'ndeki kanyonları görmek gerekiyor. Doğal değerler anlamında. Tabii doğal değerler olarak. Sonra özellikle Orta Köy'ün ahşap mimarisi bitmeden değerlendirilmesi gerekiyor. Evet, Ünye'de 150 kaç tane kaldı bilmiyorum. Tescilli eserlerimiz her gün birer tane göçmeye başladılar. Ben onların 80 öncesi nerede olduklarını nokta nokta biliyorum. Yani diyelim 10 tane varsa şimdi 5'e düştü. Köylerimizde de bir şekilde devam ediyor. Onların da en azından kayıtlara geçmesini düşünüyorum. Mesela kim yapmış? Görgüller diye bir ailemiz var bizim. Dereköy'deki o mimariyi gerçekten görmemiz gerekiyor. O Dereköy'deki Ortaköy, Dereköy, evet. O bölgedeki ahşap mimari. Onu görmek gerekiyor. Yavi Köyü'ne gittiğinizde bakın Kaymakam Bey çok güzel bir müzeyi ziyaret ettiler. Yavi Köyü'nde Durmuşlar Bey'in müzesi var. Çok evet. Güzel. Fakat ona benzer mesela Zekai Göç Beyefendi var. Zekai Göç Bey'in müzesi zaten evet. Çok profesyonel. Çok kıymetli çok ünyemiz kıymetli, için. Çok kıymetli. Ben onunla ilgili kültür müdürlüğüyle evet. Beraber ben bir çalışma yapıyoruz. Ben şimdi bilinenleri hep biliyoruz ya. Evet. Ben ne yapıyorum? Hani biz araştırmacıyız gidiyoruz ya. Şimdi Ali Yanık Bey var Dizdar Köyü'nde. Öğretmen emekli. Tekirdağ'dan emekli olmuş. Çoluk çocuk hep İstanbul'a gitmiş. Eşiyle köyde yaşıyor. Çok güzel bir müze kurmuş. Gittik, gördük, incir baktık. Çok da zengin bir müze kurmuş. Evet, bu eğitimli bir arkadaşın yaptığı müze. Buradan şimdi, Durmuş Başkanımıza selam gönderelim. Bir kahve için davet bekleyelim o zaman. Eyvallah. Şimdi Durmuş Bey'in müzesi çok güzel. Yani bir altyapı var. Ali Bey'de bir altyapı var. Ama Yaycı Köyü'ne gittiğinizde ilkokul mezunu, çok saygı duyduğum 30-35 yaşında bir delikanlı oğlu var. Gerçi resimleri attık mı bilmiyorum. Muhteşem bahçeden başlıyor. Bahçeden başlıyor müze. Bir harmanı var. Ambardan başlıyor, bahçeden başlıyor. Üç katlı tuğla ev mimarisi var. Oradan pişmiş tuğladan başlıyor. Her odasında ürün var. Teşhir ürünü var. Çok güzel. Şimdi bunun çok eğitimli durumu yok. Şimdi ben size başka bir örnek daha vereyim. Göbü Köyü'nde, Sahil Köyü'nde Arif Öz Maden Bey var. Evet. Uluslararası sanatçı. Evet, Ünye'de birkaç defa bu sanatı icra etmeye çalışmışlar sergi için. Şanssızlık olmuş. Şimdi hala bir şeyler üretiyor.
Şimdi ünye kamuoyu bundan ne kadar haberdar? Hiç haberi yok. Şimdi maalesef. Biz yani bizim aslında yapmamız gereken şu, bizim derneğimizin tarih, kültür, doğadaki şeyi sınırlı olma. Yani nokta atışı yapmaktan ziyade biz bilinmeyen noktaları bulmaya çalışıyoruz. Sırma'daki Kadavat Kaya Mezarı'na gidebiliriz. Balaoz'a gidebiliriz, evet, ama Kadavat'ı biliyorum, evet. Şimdi onlara gezdim. Gidebilirsiniz. Ben dedim ki ya şimdi Kadavat Kaya Mezarı'nı ihya edelim. Evet edelim. Edilmeli ama bizim lokal olarak hangi konuyu işleyebilecek potansiyelimiz var? Ya da bunu biz, şimdi ben Akkuş'ta muhtemelen Hitit döneminden kalma bir yer bulduk. Öğrendik. Ben araştırdım. O Emine Sökmen Hanım bana dedi ki ben şurayı arıyorum dedi bana ünye şeyinde. Ben aradım. En son burası olabilir mi diye gittiğimde muhteşem bir yer. Paylaştım. En son düşündüm paylaşmayayım. Evet, çünkü bazı şeyleri de paylaşmayayım diye düşündüm. Niye? Tamam, belki bunları herkes biliyor. Defineciler giriyor. Şimdi bakıyorsunuz orayı söylüyorsunuz. Yarın orada insanlar. Şimdi ben şu maalesef. An 1930 yılında Ünye'nin bildiği ama bugün Ünye'nin haberdar olmadığı bir kaya kaya mezarı var bende. Bak 1930 yılında yazıyor. O kitapta, Ünye kitabında şu kaya mezarı diyor. Ama şu an Ünye'de kaya mezarları tasnif ettiğimizde o kaya mezarı Ünye gündeminde yok. Listede yok mu? Listede yok. Listede yok. Peki şöyle bir çalışma yapabiliriz. Yani gidip yerinde görüp bizim... İşte, şimdi bununla ilgili yapabilmek için orada bakın. Orada bizim daha farklı kültürümüz var. Defne bitkisi var. Defne bitkisinin ben meyvesini attım, fark etmediniz belki de. Evet, o meyveleri gördüm. Şimdi Ünye'de Ünye'li defne ağaçları var diye biliyor ama bitkiyi tanımıyor. Onun bitkisini tanımıyor. O zeytin mi diyor, işte başka bir meyve mi diyor. Ve Ünye'de 10 dönümün üzerinde bir defnelik var. Bu da çok önemli. Güreçül'ün sırtlarında da var hayır, defne ağaçları. Var, birçok yerde evet. Var ama bu şekilde meyvesi olan çok yerde yok. Çarşı şimdi sağda solda görüyoruz. Bir ormanlık alan ve peki bunun... Peki onun meyvesi bir amaç için kullanılıyor mu hocam? Ya bildiğimiz yağını yap. Defne yağı, evet. Sabunlu yap, parfümünü yap. Şimdi arkadaşa yaprağını topla getir diyorlar. Ama kim diyor? Balıkesirli diyor. Kurtarır mı? Kurtarmaz. Yani evet. Bizim, şimdi bana sorarsanız defnelik tescillensin derim mesela. Çünkü defnek bitkisi özel bir bitki. Onun yanında bir kaya mezarı var. Onun yanında gayrimüslim mezarı var. Ya bu bütünlük orada. Bir vadi bu. Yani çok güzel. Ve burada nokta, evet. Ve burada özür diliyorum hemen şey yapmasın. Pontus sikkeleri var. Bu bölgede. Bence o bölgenin ismini anmayalım şimdi burada. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani biz bunlarla ilgili ve aynı bahsettiğim kaya mezarına bir yıl sonra gittiğimde ya şurayı kırmış adam. Gittiğimde 50 santimdi. Tekrar bir yıl daha sonra gittiğimde 1 metreye inmiş. Şimdi öyle yerlerle ilgili şu şekilde bir çalışmamız var bizim Ahmet Hocam. Kayıt altına alınması için koruma kuruluna yazımızı yazıyoruz. Geliyorlar. Aynı zamanda fotokapan dediğimiz gerçekten insanları yakalayacak. Biz buradan da basın yoluyla deşifre ediyoruz. Ve birçok yerde de Kızılkaya'da olsun, Ünye Kalesi'nde olsun fotokapanlar bu insanları çok ciddi şekilde engelliyor. Çünkü görünmeyen fotoğraf makineleri olduğu için harekete duyarlı. Biz buradan basınla paylaştığımız zaman o insanlar o bölgeye yanaşmıyorlar. Ama dediğiniz bölge çok kıymetli. Burada programımızın da sonuna geliyoruz. Ben mesajları okuyayım hocam. Gerçekten o kadar akıcı anlattınız ki Şiddet Şahin Bey Ordu'dan evet, selamlar selam demiş. Ben selam söylüyorum Şiddet Bey, önemli birisi. Şiddet yani Bey'e tarihi için sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Hüseyin Kuşlu Bey, Adnan Başkan'ın bildiğimiz gibi tarlamızın bir adı var. Örnek olarak sizin bahçeniz Beylik adında. Tamam. Evet, Beylik adında bir bahçemiz var bizim. Doğru Hüseyin kardeşime teşekkür ederim. Bir tane Bey diye adamın adı Bey. Evet, bir kişi ihtimalle adı. Oradan geliyor. Tabii. Nevra Hanım, Nevra Arslan, sanat tarihi bilimi uzmanı. Defineciliğe karşı yaptırımların arttırılması ilk aşama. Ama yerel yönetimlerdeki her kademenin konuyla ilgili kendilerini geliştirmeli ve eğitimlere önem vermeli, ön ayak olmalı demiş. Kültür varlıklarının sürdürülebilirliğini hala tartışıyoruz ve devamlılığını sağlamak istiyorsak, yerel yönetimler, mülki idareler, emniyet ve jandarma topyekün hareket etmeli. Ve o hareketi de eğitim alarak, yani gerçekten o eğitimi biz
Ünye Turizm Derneği olarak sizin nezdinizde vermeyi planlıyoruz. Aynı zamanda defineciliğe karşı gazetecilere de büyük iş düşüyor. Defineciliği destekleyen haber dili kullanan yayınlar hala var, doğru. Bu konuda gazete ve medya sahipleri de kendilerini geliştirmeli. Kültürün değişimindeki yansıtıcı vitrini medya kanalları demiş. Nevra Hanım'a teşekkür ederiz. Ali Gürel Bey, gerçekten şu an Karavan Fuarı'nda İstanbul'da ünye plajlarımızı da tanıtıyor. Ben buradan kendisine Üntit'in gönüllü üyesi olarak ilan ediyorum. Ünyemizin evladı, Ünye'nin turizm elçisi ilan ediyorum kendisini. Buradan Hayriye Hanım nezdinde bütün derneğinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum Ali Bey. İyi yayınlar dilemiş, teşekkür ederiz. Sinan Ergin Bey, Ahmet Hocam hayırlı yayınlar demiş. Selamlar gönderelim. Eyvallah, teşekkür ederim. Sinan Bey, tekrar Ünye'den yazıyorum. Ekizler Sinan ve Kenan, başarılar dilerim Ahmet Hocam demiş. Anladım. Evet, kendini tanıtmış. Ali Rıza Bey'e de sevgilerimizi gönderelim. Gerçekten programımız aslında tam böyle kıvamına geldi ama süremiz yetmiyor Ahmet Hocam. Eyvallah. Ben aslında belli zamanlarda sizinle bu sohbeti yapmak istiyorum. Yani kısa süreli değil, bir ara iki ay içinde. Ben size şunu diyeyim. Şu anlamda özür dilerim hocam. İnsanlarımız ellerindeki değeri bilmeleri için sizin gibi araştırmış, emek vermiş insanların fikirlerinden kendilerine pay çıkarması lazım. Bunun için de bu paylaşımları birlikte yapmaya sizi davet ediyorum aynı zamanda. Gerçekten programımız maalesef bitti. Ama son söz olarak ben sizden toparlayacaksak derneğin çalışmalarıyla alakalı ve son söz olarak mesaj anlamında bizi izleyenlere ne söylemek istersiniz? Derneğimiz Ünye ile ilgili tarihi arşiv kaynakları ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte özellikle bahsettiğim balın dışında bizim heykel babalarımız var, taş babalarımız var. Anadolu Bozkır'a gidiyorsunuz. Evet, büyük büyük şekilli kayalar var. Ben size, evet, Atilla'nın sarayı ahşap. Ya ahşap, Türklerdeki neden o kadar taşların içerisinde taşını ahşap koyuyoruz? Evet. Bu 1000 yıllık bir şey değil. Bunu geriye gittiğimizde bunun çok taştan önce ahşapı ağacı keşfettiler. Belki ondan değil, olabilir mi? Hava alıyor, sağlık. Evet, sağlık. Yani çok biz önemli. Medeniyet üretti bizim atalarımız. Evet, taşı işliyoruz. O koskocaman taşın içerisinde Malatya'ya gidin camilere. Evet. Taş duruyor, ahşap çürümüş. Yani biz taş varken ahşabı koymasan da olur. Ama koyuyoruz. Şimdi Osmanlı mimari diyoruz. %80'inde ahşap var mı yok mu? Şimdi Çöreği Ulu Camii'ye gittim Niksar'da. Evet. Hocam dedim, içerisi falan. Hocam dedi, tamamen ahşap dedi. Ahşabı koyuyoruz, sıvıyoruz. Ne diyoruz? Bağdadi sıva diyoruz. Ya da farklı, yani çok mimari benim uzmanlık alanım değil ama anlatmaya çalıştığım şuydu. Biz bu kültürün dışında görüyoruz kendimizi sürekli. Aslında tamamen içindeyiz. Biz, bakın ben bahsettiğimde, şimdi Ünye Mezar Taşları diyoruz ya. Evet. En somut örneğimiz bizim taş. Nerede? Balbal diyoruz. Esas balbal onlar. Ve ben size söyleyeyim mi? Biz Evliya'da dönüyoruz ya. Evet. Şimdi Sema Alevi kardeşlerimiz var Ünye'de. Hepsine selam söylüyoruz. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ne demek? O kültürden başka, yani kastettiğim şu, Evliyalar'da dönüyoruz ya. Evet. Ağaç yok, kayın ağacı yok. Ne etrafı döneceksiniz? Biz taşı yığıyoruz, taşın etrafında dönüyoruz. Biz Tuva Türkleri 5000 yıl önce orman biraz yukarıda, ağaç olsa da aşağıda meydana taşı yığıyoruz, taşın etrafında dönüyoruz. Taş bizde 1000 yıllık bir kültür değil Ali Adnan Bey. Demin Nevra Hanım ya da beni diğer arkadaşlar belki anlayamadı ya da ben ifade edemedim. Biz mezarlarımızı taştan yapmaya 1000 yıldır yapmıyoruz. Şimdi özür diliyorum. Kılıç Aslan'ın mezarı Diyarbakır'da çıktı. Selçuklu kılıç çıktı. Oradaki Selçuklu figürü taşları çıktı 1000 yıl önce ya da 900 yıl önce. Evet. Yani şimdi, evet, orada başka Süryaniler var, şunlar var ama biz Orta Asya'nın öbür tarafında ahşabı da biliyoruz, taşı da biliyoruz, kerpiçi de biliyoruz. Ama ne var? Düzlenmiş bir medeniyetten geliyoruz biz. Şimdi Karakorum diye bir şehir diyorsunuz, Moğolların başkenti diyorsunuz.
Orada sadece bir sit alanı var. Bengü taşlarımız var orada bizim. Mezar evet. taşları Bengü taşı demek. Biz Bengü'nün mezar taşı olduğunu bilmiyoruz belki de. Ama şimdi biz o taş kültürünü, evet burada geldiğimizde bir kültürü var. Ama biz gelirken bunları getirmemişiz. At sırtında gelmişiz değil. Yani bahsediyorsunuz. Şimdi o bölgeden gelirken getirdiğim bir sanatım var. Bahsettiğim şu. Sanatını getirip burada işliyorsun. Bahsettiğim şu hocam. Mesela Ümmü'nün nüfusu 1600 yıldan sonra sıçrama yapıyor dedi. Kitle göçüne örnek vereyim. Diyelim ki hep çögre oldu ya. Diyelim Helki köyü. 1455'te 70 hane. 1485'te 80 hane. 1520'de 75 hane gidenler var. 1576'da kaçtı biliyor musunuz? 5 katı. Neden sonra birden düştü? Ha. Bak bir düşüş var. Evet. Burada ne var? Safavi Savaşı, Anadolu'daki beylikler arasındaki dengeler, göç hareketleri. Ama sonra Anadolu'da Osmanlı'nın sağladığı istikrarla buraya muhteşem bir göç geliyor. Ve o göç geliyor, Ünye'yi harekete geçiriyor. Şimdi ben size diyorum ya, Ünye'nin evet öncesi var. 80 hane Ermeni Rum hane var 1500 yılında. Daha sonra da var ama esas hareket ne zaman başlıyor? Dulkadir Beyliği bakiyeleri bu bölgeye gelip de burada nüfusu şişirmeye başlayınca Hattat. Nedir Hattat? Demircidir değil mi? Şimdi Ünye köylerinde kaç tane Hattat sayayım ben size? Cüllah sayayım kaç tane ben size? Yani şimdi, aslında Ünye kültürel anlamda da sanat anlamında da çok zengin bir hayır, bölge. Hayır mesele şu yani evet Ünye'nin merkezinde iki tane demirci varken Ünye'nin köyünde 50 tane demirciden bahsediyorum. Ünye'nin merkezinde evet meyhaneci var. Oradaki gemi olayı var. Evet. Ama kırsaldaki sanat ne var? Onları görmemiz lazım. Bunlara bakmamız lazım bir defa. Evet. Şimdi bunlar da yazıyor gerçekten bunlar. Şimdi Cüllah'tan bahsedeyimse ben, öbür meslek gruplarından bahsedeyim ben size. Ben orada kasıtlı olarak yün attım mesela. Evet. Dere'de yün yıkan birini getirdim. Halaçtamı diye mahallenin adı var. Ya da bilmem başka bir şey var. Ama bu insanların kırsalda yaptığı hapan denilen yerler aslında pazar yerlerimiz bizim. Mesela bizde Hozan pazarı var yani. Hapan kaç pazar, yerde evet. Hozan var ve Ünye'nin dışında bizim kaç tane pazarımız var? Hocam diyorum ki Gavraz köyü 1576 500 hane. Ünye'nin merkezi o tarihte kaç hane? 150 hane. Ünye'nin 5 katı evet. Neredeyse. Şimdi oradaki medeniyeti nasıl görmezden gelebileceğiz? Ve şimdi Tekkirat medeniyet diyor. Zaviye orada. Bakın Ünye'de bir zaviye yok. Ünye'de bir eğitim kurumu yok. Kavraz'da var. Nurettin köyünde var. Evet. İşte Doğanece köyü Terme'de var. Medeniyet yani siz nerede hangi medeniyetini kurdunuz? Evet yani şu yanlış anlaşılmasın. Yani biz Ünye'de ne zaman bin yıllık süreçte ne zaman Ünye'ye biz kendimiz hakim olduk ya da biz kendi kültürümüzü yansıtmaya başladık. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Anladım. Evet hocam. Yani çok... Bunların beslendiği kaynaklar biz bir defa köydeyiz. Çok ve teşekkür biz ahşap ederim. Mimarisini, mimari, ahşap mimari taşa bilerek koyduk. Evet. Bilerek koyduk. Şimdi bizi izleyenler var. Programımızın sonu ama Mehmet Karayalman Beyefendi selamlarını göndermiş. Allah razı olsun demiş. Ne demek sizin emekleriniz gerçekten varlığınızla birlikte bizim için bir gururdur. Selamlarımızı gönderelim. Abdullah Taş Bey'i tebrik ediyorum Ahmet Hocam demiş. Selamları var. Mustafa Efiloğlu, Ahmet Soylu Hocam'ın köy köy gezerek büyük bir özveriyle yapmış olduğu bu çalışmaların tarih meraklıları ve izleyicilerle buluşturan Adnan Sobi Bey'e ve Moda TV ekibine teşekkür ederiz. Ahmet Hocam'a çalışmalarında başarılar diliyorum demiş. Mustafa Efiloğlu Bey'e biz teşekkür ederiz ben ilgisinden dolayı. Ediyorum. Evet Ahmet Hocam gerçekten bence eksik bir program oldu. Çünkü zamanımız kısıtlı ama bir dahaki programda inşallah daha farklı konularla bir araya geliriz. Ben size bu çalışmalarınızı, bu emeklerinizden dolayı hem bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak hem eski bir kent konseyi başkanı olarak bu şehre hizmet etmek isteyen, gönlü olan bir insan olarak minnetlerimi sunuyorum. Gerçekten sadece alanınızla ilgili çalışma yapmıyorsunuz. Gelecek kuşakların da önünü açacak çok ciddi bir kayıt altına alıyorsunuz bunları ve kitaplaştıracaksınız. Bu anlamda gerçekten
Adem Çiçek başkanımız da bizi izliyor. Fatih Sönüye Çevre Şehir İlçeler Şehit Aileler Derneği başkanımız. İyi yayınlar demiş. Kendisine sevgi ve selamlarımızı gönderiyorum. Hüseyin Kuşlu, yayın çok faydalı oldu. Ahmet Hocama sevgiler ve selamlar kesiyorum demiş. Meydan köyünün şehit sayısı var. 25 tane. Meydan köyü kayıtlarında 25 tane şehidimiz var bizim. Evet, Fatih Meydan dediğimiz bölgede. Meydan zaten bir kaza merkezi. Kumru yok. Kaza merkezi var orada. 25 yüzbaşımız var bizim orada. Evet, işte kayıtlar, bu bilgiler kayıtlar çok kıymetli. Hatta Asut Havzu Kara o bölgeler, yani ünyemiz ve coğrafyamız gerçekten çok kıymetli ve çok değerli kültürel varlıklara sahip. Bu anlamda zaten derneğimiz, Ahmet Beylerin başkanlığını yaptığı dernekler, zaten bizim sivil toplum kuruluşlarının öncelikli amacı da şehrine sahip çıkmak, gelişen dünyaya ayak uydurmak ama aynı zamanda da geçmişten gelen kültürlerimizi, değerlerimizi de dünyanın içinde yok olmasını engellemek ve sahip çıkmaktır. Bu anlamda çok faydalı bir program yaptık. Ben size tekrar teşekkür ediyorum Ahmet Hocam katıldığınız için. Ve özellikle maskeyle çıkmamızın sebebi, ben bunu belirtmek istiyorum. Gerçekten sağlık çalışanlarımız her şeylerinden vererek yaptıkları mücadelede biz vatandaşlara düşen çok basit bir destek var. O da duyarlı olmak. Ben buradan bu pandemi vesilesiyle bütün izleyenlerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum. Ve aynı zamanda arka fondaki çifte hamam gerçekten bölgenin enlerinden bir tanesi. Ve aynı anda hem bayanların hem erkeklerin hamama gidebildiği ender hamamlardan bir tanesi. Tek olan bir hamam. Bunun da geliştirilmesiyle ilgili Turizm Derneği olarak bir çalışmamız var. Büyükşehirimize sunacağımız bir önerimiz var. O anlamda dikkat çekmek adına, tarihimizin yok olmaması, sahip çıkılması adına o fonda kullandık. Ben bizi izlediğiniz için, Ali Duman Beyefendi başarılı, etkin, verimli bir program oldu demiş. Kendisine sevgilerimizi sunuyorum. Gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizlerle buluştuğunuz için, bizlerle istişare halinde olduğunuz için. Haftaya farklı bir konu ve programda birlikte olmak dileğiyle, sağlıkta buluşmak dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.